Biliyorsunuz ki bir ilçenin tanıtımında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin önemi oldukça büyük. Biz de Genç Spor İlçe Müdürlüğü olarak Domanış ilçemize nasıl bir katkıda bulunabiliriz, Domanış ilçemizi nasıl daha bir adım öne çıkartabiliriz, tanıtımını nasıl yapabiliriz düşüncesiyle bir proje geliştirdik. Spor dalları arasından Orienting Spor dalını seçtik ve bu alanda ilçemizin tanıtımı konusunda bir proje geliştirdik. Bu proje ile ilgili olarak 16 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da Oryantiring Federasyonu'nu ziyaret ettim. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar orada federasyonda genel sekreterimiz başta olmak üzere milli takım e, hocalarımız da e, yakın ilgi gösterdiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Burada ben e, kafamdan geçen ve hazırlamış olduğum bu spor dalıyla ilgili projemi kendilerine sundum. Kendileri de e, olumlu karşıladılar bu konuda. Her konuda yardımcı olacaklarını e, söylediler ve onların e, görüşmesinden sonra e, ilçemize geldik. Tabii ki bunun öncesinde Ankara'ya gitmeden önce e, öncelikle söylemek gerekirse, değerli kaymakamımız Sayın Halil Afan Erdoğan ile bu proje konusunda bir ön görüşme yapmıştım. E, kendisinden de almış olduğum cesaret ile tabii ki Ankara'ya gittim ve bu görüşmeler neticesinde de ilçemizde e, oryanterin alanlarının oluşturulmasına karar verdik. Öncelikle resmi olarak e, federasyona talebimi ilettim Genç Spor İlçe Müdürlüğü olarak. Daha sonra e, buradan harita teknik elemanı gönderdiler. E, sağ olsun kendisi aynı zamanda e, milli sporcularımızdan Ahmet Polat geldi ilçemizde e, gerekli ön hazırlıkları yaptı. Daha doğrusu beraber ön hazırlıkları yaptık. Haritaların ve yarışmaların yapılabileceği alanları birlikte belirledik ve daha sonra... Ee, öncelikle Ilıcatsu, Haymana, e, Ebeşşanlı ve Topuk Yaylası olmak üzere dört ayrı bölgede biz oryantin e, spor alanlarının oluşturulmasını kararlaştırdık. Ve e, tabii ki bu dönem içerisinde e, gerek kaymakamımızla gerekse e, Domanış Belediye Başkanımızla, e, Çukurca Belediye Başkanımızla gerekli istişarelerde bulunduk. E, gerek kaymakamımız Sayın... Halil Afan Erdoğan gerekse e, ilçe belediye başkanımız Sayın Engin Uysal, Çukurca Belde belediye başkanımız Emin Taşkın her konuda bize e, gerekli maddi manevi desteği e, verecekleri sözünü verdiler. E, biz de e, kendilerinden almış olduğumuz bu destek ile e, bu yola çıktık ve öncelikle e, Ilıcaksu'da suda e, bir parkur oluşturduk. İşte e, görmüş olduğunuz gibi ılıcak e, su. E, genel olarak e, parkurumuz e, artık yarışmalarda e, görmüş olduğumuz bu parkur alanlarına belli noktalarda hedef bayrakları yerleştirilerekten buradan e, yarışmalarımız yapılacak. Ha bunun öncesinde e, diyeceksiniz ki orientering nedir? Yani buna da bir açıklık getirmek e, gerekirse orientering e, spor dalı koşadara, koşarak en kısa zamanda hedefe ulaşma. Yani biz buna e, doğada doğa satrancı e, ismi de verebiliyoruz. E, daha sonra e, fiziksel ve zihinsel e, navigasyon e, spor dalı olarak da bunu adlandırabiliriz. İşte görmüş olduğunuz hedef bayraklarımız bu arada ee, Ankara Orienterink Federasyonu'na e, çok teşekkür ediyorum. Ee, kendileriyle e, hemen irtibat kurduğumuzda çok fazla gecikmeden e, yarışma de Ankara'dan, federasyondan gönderdiler. E, Sağolsunlar şu anda e, malzemelerimiz de elimizde hazır. İşte e, hedefe konulan e, bayraklarımız, hedef bayraklarımız e, ve müsabakalarda kullanılan zımba. Yarışmacılar e, belli bir noktadan başlangıç noktasından e, çıkarak e, belli noktalarda hedeflere konulan bu bayraklara e, pusula ve harita yardımıyla en kısa zamanda hedefe ulaşaraktan e, parkurlarda e, mevcut olan bütün e, hedef bayraklarına e, ulaşıp e, daha sonra varış noktasına varıyorlar ve her vardıkları varış noktasında da zımbayla işaret koyuyorlar. Daha sonra da e, bunların değerlendirmesi neticesinde e, müsabakı sonuçları e, belli oluyor, açıklanıyor. Dereceye giren öğrencilere e, ödülleri veriliyor. Şimdi bu konuda biz e, öncelikle söylediğim gibi Çukurca e, Belediyesi'nin e, katkılarıyla tekrar teşekkür ediyorum e, Emin Başkanım'a. E, orada bir yarış alanı oluşturduk ve daha dün e, ildeki il temsilcimiz ile görüştüm ve e, çok olağanüstü bir durum olmazsa Kasım ayının e, son haftasına doğru 200'e yakın oryantin e, sporcumuzu Domaniç ve suda misafir edeceğiz ve e, il birinciliği yarışmalarını e, Domaniç Ilıcaksu'ya alacağız. Yani bu da e, bizim e, ilçemizin tanıtma açısından e, büyük bir e, başlangıç olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde şu anda e, Haymana Tören Alanı ve e, Çarşamba Köyü e, içerisinde harita çizimlerimiz başladı. Şu anda o da devam ediyor. Büyük bir ihtimalle bir haftaya kadar onu da tamamlayacağız. Ve e, oradaki alanımızda da aynı zamanda hem il geneli yarışmalarımız hem de bölgesel yarışmalarımız yapılacak. Bursa, Balıkesir, e, Afyon, Uşak e, Aydın, Muğla, İzmir e, daha e, adını sayamadığım birçok ilimizden il sporcularımızı e, buraya alacağız. Bölgesel yarışmalarımızı yapacağız. Domaniç Belediye Başkanımız Sayın Engin Uysal'ın da vermiş olduğu sözden hareketle e, bu açıklamayı yapmayı e, doğru buluyorum. Sağ olsun kendisi. E, Dedi durum her konuda biz sizin yanınızdayız. Her türlü maddi manevi desteği vereceğiz dediler ve yine kendilerinden de cesaret alarakdan e, Haymana'daki harita çizimimiz ve oyun alanımız e, bittikten sonra e, Ebe Çamlı ve Topuk Yaylasında e, çizimlerimize başlayacağız ve muhtemelen tahminime göre e, hepsi tamamen e, bir ayın içerisinde tamamlanacak diye düşünüyorum. Bunlar da tamamlandıktan sonra e, Ebe Çamlında da yine e, il Genelinde bölgesel yarışmalarımızın yanında Özellikle e, topuk yaylası ulusal yarışmalara ve uluslararası yarışmalara da çok hazır bir ortam. Yani e, belki e, birçok insanın hayal edemediği veya edemeyeceği biz organizasyonları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz oralarda. Orası e, aynı zamanda ulusal düzeyde yarışmalarımızın yapılabileceği bir alan olacak. E, yine söylediğim gibi e, çok büyük düşünüyoruz. İnşallah ileride uluslararası diğer ülkelerden de orienterin alanındaki sporcularımızı topuk yaylasına davet ederek uluslararası düzeydeki yarışmalarımızı da federasyon kanalıyla orada yapacağız inşallah bu konudaki girişimlerimi ben Ankara'daki orienting federasyonuyla da yaptım oradan da bir yeşil ışık aldım ona istinaden bu açıklamaları yapıyorum ileride. İnşallah milli takımımızla burada kampı alacağız. Milli takımımızla burada misafir edeceğiz. Yani şu anda belki birçok insan tarafından acaba olur mu olmaz mı belki birçok soru işaretleri var ama zaman her şeyi gösterecektir. Benim buna inancım son. Sonsuz inancım var. Dolayısıyla olmayacak şey değil. Tabii ki bu konuda da ee, yerel yönetimlerin ve e, tüm kurumlarımızın, STK'ların bu konuda e, desteğini bekliyorum. Genç Spor İlçe Müdürlüğümüze desteğini bekliyorum. Hep birlikte en iyi bir şekilde domancımızı e, sadece Kütahya'da değil, ülkemizde hatta ve hatta dünyada birçok insanın e, daha önceki günlerde belki görmüşsünüzdür. Domaniç neresidir? Domaniç nerede? E, videolarını izlediğimiz zaman yani birçok insanın doman için nerede olduğunu e, bilmeyen insanların inşallah bu sayede doman için e, ülkemizde ve dünyada nerede olduğunu da insanlara e, öğretmiş olacağız diye düşünüyorum. E, vermiş olduğumuz e, bu e, açıklama fırsatından dolayı da tekrar siz değerli e, basınımız, e, değerli gazetemiz domanış gazetemize de teşekkür ediyorum.